Bugün Mehtap Hanım'ın evindeydik. Sunduğu çorbayı hiç beğenmedim. İçindeki soğanlar kütür kütür ağzıma geliyordu. O yüzden çorbası benim için kötüydü. Ara sıcağına gelirsek böreği benim için hamuru çok yağlıydı. Yanındaki kırmızı mor lahanası daha güzeldi. Ana yemeğine gelirsek tavuk göğsünü hiç beğenmedim. Sadece sosu güzeldi. Tavuk göğsü aşırı derecede kuruydu. Pilavının da bir kısmı pişmişti, bir kısmı da pişmemişti. Ayrıca bazı arkadaşlarımızın ağzına taş da geldi. Tatlısına geçersek tatlısını ben çok beğendim. Tam istediğim kıvamdaydı. Pilavları çok iyiydi, sütü çok iyiydi, şekeri çok iyiydi. Mehtap Hanım'ın sofra düzeni normaldi. Koyduğu çiçek çok abartılıydı bence. Çünkü ben çiçeği sevmiyorum. Misafirperverliğine gelecek olursak iyiydi, beğendim. Güzel bir şekilde bizi karşıladı, güler yüzlüydü. Ama yemeğin sonuna doğru enerjisi çok düşüktü. Onurcan Bey ilk başta ve her gün dediğim gibi buraya şov yapmaya geldi. Asla kendisi aşçı değil, asla gurme de değil. Burada bulunmasının sebebi ekranda gözükmek. Mehtap Hanım bugün sadece oturdu ve bize servis yaptı. Yaptığımız yorumlara karşılık bile veremedi. Onun buraya boşuna geldiğini düşünüyorum. Mehtap Hanım'ın misafirperverliğini ve sadece tatlısını beğendiğim için bugünkü puanım 2. Bugün Mehtap Hanım'ın günüydü. Menüsünü kolay bulduğumu söylemiştim zaten. Çorbası, kış çorbası diye belirtmişti menüsünde. Bir fikrim yoktu. Bakliyat çorbası bence. Bulgur vardı içinde. Kırmızı mercimek koymuştu. Yeşil mercimek koymuştu. Soğan ve biber koymuştu. Bu sebze çorbası değildi. İçinde soğanları çok diri kalmıştı. Ve bir lezzet alamadığım için çorbasını sevemedim maalesef. Ara sıcağında patatesli börek yapmıştı. Patatesli börek de çok tuzluydu. Yani yoğun bir tuz tadı vardı. Patates tuzu çabuk çeken bir besin. Ve böreğin içinde çok yoğun karabiber tadı vardı. Karabiber ve tuzdan başka hiçbir şey alamadım. Lezzet alamadım. Salata da yani hani ortaya koydu salatayı. Yani davet sofrasında olmayacak bir salataydı. Doğranma biçimi çok yanlıştı. Çok büyüktü. Yani bir servis kaşığı yoktu. Bir ekstradan hepimizin alabileceği bir tabak yoktu. Hoş bir görüntü olmadı. Masaya döküldü falan. Birkaç kez kalkıldı, istendi. Salatayı da sevemedim maalesef. Ana yemeğini de sevemedim. Tavuğu pişmemişti. Tavuk göğsü zaten riskli, işlenmesi zor, iyi pişirememişti, çok kalındı. Üzerindeki sosu güzeldi, lezzetliydi fakat yani bir bütün olarak baktığım zaman ana yemeği fiyaskoydu. Pirinç pilavı dibi tutmuştu. Benim tabağımdaki özellikle bir bölüm kıtır kıtırdı, yiyemedim. Aslında tane taneydi, dibi tutmamış olsaydı güzel bir pilav, başarılı bir pilav olabilirdi. Sütlacı da sevmedim çünkü çok suluydu, kıvamı yerinde değildi sütlacın. Aslında çok güzel kızarmıştı üzeri. Eğer birazcık katı olsaydı, yani o bağlama olayını gerçekleştirmiş olsaydı gerçekten güzel bir puan verecektim ama maalesef sütacını da beğenemedim. Benim soframdan güzel değildi. Kendi soframla kıyaslamak zorundayım şu anda. Benim soframı eleştirmişti kendisi. Çiçeğimi beğenmemişti, mumlarımı beğenmemişti, bir sürü eleştiri yapmıştı. Çok da öyle matah bir sofra değildi. Evet temizdi, düzenliydi ama benim soframdan iyi değildi bence sofrası. Misafirperverlik, hani kapıdan içeri girerken hoş geldiniz, güler yüzle karşılamak değil aslında, o bir bütün. Mesela yemeğimden taş çıktı, ıspanak ve ıspanağın çıtırtısını karşıdaki arkadaşım duydu. Göz göze geldik. Ben müsaade istemek zorunda kaldım. Masadan kalktım. Sonra yanına gittim, dedim ki Mehtap Hanım, ıspanağınızdan ağzıma taş geldi dedim. Dişin kırılmış olabilir mi dedi bana. Tiye aldı beni, hiç umursamadı. Mehtap Hanım benim onu kıskandığımı iddia etmiş. Eğer benden önce yarışmış olabilseydi böyle bir cümle kurabilirdi. Fakat o benden sonra yarıştı. Onu kıskanabileceğim bir durum da yok. Bu menüyle onu kıskanamam zaten. Çok kolay bir menü yapmıştı kendisi. Yemeklerinin içeriği çok kolaydı. Uğraştırıcı ve emek verici hiçbir şey yoktu. O yüzden boş bir söz. Bunu çok da fazla ciddiye almadım şu anda. Onurcan'ın evine gittiğimizde ondan beklentim. Ondan sadece şov bekliyorum. Güleceğiz, eğleneceğiz. Başka da bir şey beklemiyorum. Yemek olmayacak masada. Yumurta kırar. Bugün Mehtap Hanım'ın ana yemeğinin üzerindeki sosu beğendim. Yalnızca ona puan veriyorum. Bu yüzden Mehtap Hanım'a puanım 2. Bugün Mehtap Hanım'daydık. Mehtap Hanım'dan beklemediğim bir performans gördüm açıkçası. Mehtap Hanım'ın çorbasını beğendim. Lezzeti, kıvamı güzeldi. Üçüncü günün yarışmacısıydı ve gerçekten en güzel çorbaydı ve sıcak sunmuştu. Bu da çok güzel bir detaydı. Ara sıcağı sunumunu pek bağdaştıramadım. Sunumunu evet beğenmedim ama patatesli böreği güzeldi ve hepsini de yedim. Salatasını Mehtap Hanım'ın sade buldum. Özellikle sirke ve nar ekşisi olarak koymuş. Orada bir sos yapmasını beklerdim. En azından sosunun lezzetiyle salatasına karar verebilirdim. Salatasını beğenmedim. Ana yemeğinde pilavının dibi tutmuştu. Özellikle bana denk gelmişti, bir de Şeyma Hanım'a.
Pilavını beğenemedim. Tavuğunda iç harcında lezzetini buldum ıspanağında, kaşarıyla birlikte peynirin uyumunda. Biraz tuzluydu ama lezzetliydi. Tavuğunun sıkıntısını yaşamıştı ama elindeki lezzeti katmıştı, beğendim. Tatlısını hiç beğenemedim. Yani bir lezzet vardı ama kıvamı hiçbir şekilde olmamıştı, çorba gibiydi. Mehtap Hanım'ın misafirperverliğini de beğendim. Sofra düzeni kıyaslama yaparsak Şeyma Hanım'ınkini daha çok beğendim. Ama Mehtap Hanım'ın da sofra düzeni şıktı. Mehtap Hanım olduğundan daha dolu yorumlar yaptı. Beklemediğim bir el lezzeti gösterdi açıkçası. Kendini savunabildi. Bugün daha konuşkandı. Şeyma Hanım'dan daha çok kendini savundu. Ben Onurcan Bey ile konuşurken zaten error veriyorum. Yani Onurcan Bey'in evinde bize sunacağı menüyü gerçekten çok merak ediyorum. Açıkçası dışarıdan pizza söyleyecek diye düşünüyorum. Yani Onurcan Bey ile Özcan Bey zaten al vurunu bir ötekine. İkisi biri şov yapmaya gelmiş, birisi neşe katmaya gelmiş. Özcan Bey'in başlı başına piyas koydu, yaptıkları yemeği. İçeriye zaten yumurta yapmaya gitti, sadece kaşarını koydu. Çünkü o kıvamı tutturamayacaktı. Mehtap Hanım çok güzel bir yumurta sundu. Ve biz de yedik, özellikle ben afiyetle yedim. Yarın Onurcan Bey'in evindeyiz. Onurcan Bey kendisinin gurme olduğunu söyledi, aynı aşçı olduğunu söylediği gibi. Ben Onurcan Bey'in ne bir gurme ne de bir aşçı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bugün Mehtap Hanım'ın evinde sütlaçın üzerindeki fındıkların ve altındakinin de bisküvi olduğunu söyledi. Onurcan Bey kesinlikle benim rakibim de değil. Kendisi buraya şov yapmaya, neşe katmaya gelmiş. Onurcan Bey'den tam bir menü bekleyemiyorum. Bugün Mehtap Hanım'ın evinde salatasını beğendim. Ana yemeğini beğendim. Patatesli böreğini beğendim. Misafirperverliğini de çok beğendim. Mehtap Hanım'a bugün puanım 4. Çorbası güzeldi Mehtap Hanım'ın. Lezzetliydi, tadı tuzu yerindeydi. Fakat biraz soğan, biber kalıntıları vardı. Onu birazcık daha blenderdan geçirseydi daha lezzetli olabilirdi. Gayet güzeldi, lezzetliydi benim için. Ara sıcakta börek vardı. Patatesli börek. Patatesin içi çok biberliydi. Çok acılı geldi. Baharatını fazla koymuştu. Ve tuzluydu. Ama normalde kıvamı gerçekten çok güzeldi. Lezzetliydi biraz. Bu biberini, pul biberini biraz azaltsaydı daha da lezzetli olabilirdi. Salatası çok kolaydı. Her günlük hayatımızda yapacağımız bir salata. Fakat bunu zorlaştırabilirdi kendisi. Bildiğin kalıntı büyük büyük bir şekilde doğrayıp getirmiş önümüze. Sosları da aynı şekilde biz kendimiz koyduk. Birazcık tatlandırma yapabilirdi ama yapmadı bunu kendisi. İdare ederdi salatası. Ana yemeğinde ıspanaklı kafes tavuk vardı. Lezzetliydi, güzeldi. Ispanağı da gerçekten çok güzel pişmişti. Tadı tuzu yerindeydi. Fakat Şeyma Hanım'ın tabağında taş çıkmıştı. Lakin bende çıkmamıştı. Güzeldi, lezzetliydi benim için. Pilavı çok sertti ve dibi tutmuştu. Boğazıma yapışmıştı. Çok kötü diye pilavı. Çok tuzluydu. Aşırı bir tuzluğu vardı. O yüzden pek fazla yemek istemedim. Tatlısı sütlaçtı. Çok şerbetli, çok şekerliydi. Fakat çorba gibiydi sütlacı. Bu hoşuma gitmedi. Pirinçleri güzel pişmişti ama şahsen bir çorba gibiydi. Çorba, bir tatlılı bir çorba yemiş oldum. Mehtap Hanım'ın misafirperverliği güzeldi. Bu hoşuma gitti benim. Yaklaşımı, gerçekten kibarlığı bizim için güzeldi bu. Masası da çok güzeldi. Kibardı, klasikti. Ben bu klasikleri çok severim. O yüzden masa da çok güzeldi. Onlar benimle dalga geçmişlerdi. Ben de şahsen onlara yumurta nasıl yapıldığını gösterdim. Şov yaparak gösterdim kendimi. Tavada attım yumurtayı ve bunu kendileri yapamadı. Bunu Mehtap için yapmıştım kendisine ve herkes şok oldu. Anladılar herhalde bunlar benim iyi fiş şef olduğumu. İnşallah anlamışlardır. Aynı şekilde yarın da kendilerine göstereceğim nasıl bir şef olduğumu. Çok güzel sürprizler bekliyor. Yarın çok güzel enerjilik bir pozitif bir şekilde geçecek. Çok bomba bir şekilde uyanacağım. Bomba bir şekilde ilerleyeceğiz. Mehtap Hanım'ın tavuğunu beğendim, çorbasını beğendim, böreğini beğendim. Puanım 4. Bugün benim günümdü. Bana göre çok güzel geçti. Genel olarak değerlendirirsem market alışverişim çok güzel geçti. Marketimde hiçbir şey unutmadım. Her şeyimi aldım. Kendim hazırlandım. Yemeklerimi tam olarak hazırladım. Soframı kurdum ve misafirper davrandım. Yemeklerimi beğenmediklerinden eminim. Çünkü kendileri o kadar güzel yemek yaptıklarını sanmıyorum. Tek sorunum sütlacımın biraz sulu olması ama lezzetli olması. Bunu zaten Özcan Bey açıkladı. Bunu ben de kabul ediyorum. Lezzet olarak nasıl bir puan verler bilemiyorum. Tabii ki eksi vermişlerdir. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Ana yemeğimin açıklamasını yaptım. Tavuk göğsünden yaptım. Bunun riskli yemek olduğunu da biliyorum. Ama her ne yaparsak yapalım bu şekilde olacağını Şeyma Hanım bildiği halde bana olmamış dedi.
Ama diğer arkadaşlarımız beğendi, yedi. Seda Hanım da beğendi, ben de beğendim. Sadece sosunu beğendiklerini söylediler. Tavuğun böyle olacağını da söylediler ama yine de beğenmedik dediler. Ben bunları kabul etmiyorum ve savundum da. Bence Şeyma beni kıskanıyor. Zaten rakip olarak görüyordu. Yemeklerin de iyi olmadığını biliyordu. Uğraş vermiş ama yapamamıştı. Yakmıştı. Olmamıştı yani. Ben kendimi Şeyma Hanım'dan daha iyi savundum. Bence Şeyma Hanım yemek programına geleceğini, ses programına gitsin. Şarkı söylesin. Yanlış yerde. Yarın Onurcan Bey'in evindeyiz. Baştan beri hepimiz gördük. Biz de gördük. Aşçı olduğunu söylüyor ama hiçbir şey bilmiyor. Ama yarın çok komik geçecek. Eminim. Çok uğraşacağız onunla. Çok. Sütla çareçi ben beğendim. Çorbayı da beğendim. Ara sıcağı da beğendim. Salataya sunumunu beğenmedim. Tavuk güzeldi. Göğüs zaten sert olur. Güzeldi, ben yedim yani. Sütlaç olmamıştı. Salata sunumu yanlıştı. Evet, şovlar yapıldı. O işin güzel tarafıydı. Ama Onurcan'dan beklemediğim bir şey yaptı. Böyle bir tak tak. O yumurtayı attı ya, yani tamam peki dedim, bir gösteriş yaptı yani. Bakalım o yumurtayı öyle tavada şov yaparak çeviren Onurcan yarın nasıl bir menüyle karşımıza çıkacak? Mutfakta o Onurcan'la neler yaşayacağım çok merak ediyorum. Her şeyi kırıp dökecek sanki, bana öyle geliyor. Göreceğiz. Mehtap Hanım rakiplerinden toplamda 12 puan alıyor. Yarın Onurcan Bey'in misafiri olacağız ve nasıl bir performans sergileyecek?